Ya kuş olup uçtum oğlum. Nereye gitti? Vallahi o topuklarla da iyi de parattı ha. Kaçırdın ya, yanından koşup geçti. Ya neresinden tutsaydım kardeşim? Asılsaydın işte kuyruktan. Baba orada işte, bak orada. Gelin odasına gidiyor. Ok, je vous ai parlé, te vois. Yaprakcığım, hayatım çıkar mısın? Saçmalıyorsun ya. Gökhancığım ne yapıyorsun? Strese sokuyorsun kızı. Gel buraya. Geç. Balım, hadi ne yapıyorsun? Çıkar mısın dışarı? Yani şimdi bu... Strese sokmuyor mu bu laflar? Hı? Hayırdır, tartışalım mı Karademir? Onu mu istiyorsun? Tartışalım. Tartışalım ya. Bu metodunun nasıl bir fark yarattığını ben duymak istiyorum senden. Gökhancığım, stres altında hiç mantıklı karar vermiyorsun yalnız. Evet, veremiyorum. Çünkü bana bu saçma takımı giydirdiniz, tamam mı? Ben size dedim ki İtalya'da diktirelim bunu. Ama yok, Gökhan'ı dinlemiyoruz. Neden dinlemiyoruz Gökhan'ı? Hı? Ben mi dedim sana takımı giyelim diye? Aynı giyinmeseydin o zaman. Ya... Ne, giyinmeseydin? Ya arkadaşlar bir susun ya. Allah aşkına ya. Kız içeride bir saattir ses soluğu çıkmıyor. Ne olduğu belli değil. Abi siz gidin bir Oya teyzeye falan bakın ne durumda. Ben halledeceğim şimdi, konuşayım Yaprak'la. Oğuz. Oğuz lütfen açamam. Yalnız bırakın beni ne olur. Tamam gideceğim. Ama önce bir dinle beni. Biliyorum muhtemelen şu an seni kimse anlamayacak zannediyorsun ama... Seni en iyi ben anlarım Yaprak. Hem ben de ne kadar korkmuştum hatırlamıyor musun Yaprak? Hatırlamaz olur muyum ama aynı şey değil bu. Ben sanki bir karanlığın içindeyim, önümü göremiyorum. Nereye adım atacağımı bilemiyorum. Çünkü yeni bir hayatın eşiğindesin. Hatırlasana Yaprak. Ne zaman yeni bir başlangıç yapacak olsak... Sen cesaretlendirirdin bizi. Ne zaman dağılsak... Sen toparlardın. Bacım Su, nerede kaldın ya? Geç. Hello. O da arkadaşım gene çok fena ya. Ay Yaprak. Hop. Artık yeni bir hayata başladığımıza göre ben de dünyanın en şanslı kızı olarak canımdan çok sevdiğim arkadaşlarıma küçük birer güzellik yapmak istedim. Küçük birer motivasyon hediyesi. Hele hele. Balta girmemiş ormanlara giderken yanında bulunsun istedim. Dünyanın en yakışıklı orman mühendisine. Bu bölümde de hiç kız yok ya, hepsi sap. Askere mi geldi, üniversiteye mi belli değil. Pardon abi. Yaprakcığım çok teşekkür ederim çünkü buna çok ihtiyacım olacak. Biliyorum, bence de. Sıradaki hediyemiz. Hop. Bu da Oğuz kuşuma. Dünyanın en iğrenç karakterlerini çizmeni istiyorum. Abi eskiz defteri çok iyi ya. Çok lazımdı. Kağıdı çok iyi. Sen var ya bir tanesin ya. Merhaba arkadaşlar. Üniversitemize hoş geldiniz. Hepimize hayırlı olsun. Eğer bu bölüme her gün çizgi film izleyeceğini düşünerek gelen varsa... ...şimdi dışarı çıksın. Oğlum nereye gidiyorsun? Otur yerine.
sıradaki hediye. Ali kuşumuza geliyor. Al bu senin. Hayal ettiğin her şeyi başarabileceğini hatırlatması için. Ah. Ne yani, kılıç mı aldın? Cengiz Han mı bu çocuk? Nasıl şaka? Ha, kılıç aldım. O da Cengiz Han. Yaprak, daha almaya bile vaktim olmamıştı. Çok sağ ol. Vay be kardeşime gel. T. Cetvel'in karizması bulaştı resmen adama ya. Kara Şimşek, bu da sana. Bir an bana almadı sandım. Ay ben seni unutur muyum hiç? Çıkar bakayım beraber açalım. Ne bu? Bilmem. Son 10 yılın çıkmış soruları. Geçen seneyi zaten gördüm. Kaldı mı 9? Yani bence geçen seneyi çok görememiş gibisin ama. Ama girdim. Yani. Sağ ol, ben aldım mesela. Hazırlanacağım. Tamam. Şimdi rakiplerini düşünsün. Vuracaksın ve gol olacak. Zooloji. Beğendiniz mi hediyelerinizi? Abi çok iyi ya. Güzel de. Ya Yaprak, sen o kadar bizi düşünüp böyle hediye falan almışsın. Bizim elimiz boş. Harbi ya, kız çok ince düşündü. Ne kazma adamlarız lan. Kızı uğraşıyor, bizde hiçbir şey yok. Ya o kadar işin arasına gidip bir de bunları mı buldun? Üniversitede yurttu. 1000 tane işi vardı kızın. Yani olsun. Ne yapayım? Her şeyden önce bizi düşünüyorsun Yaprak. İyi ki varsın. Bir dakika, bir dakika. Çakala bak sen ya. Oğlum hepsi buradan sipariş etmiş. Bir de kalkmış bize şekil yapıyor sabahtan beri. Bakayım. Bak. Ey, bir de indirimden almış. Kurnaz. Hem de aynı gün gelmiş. Oturup beklememiş bile. Aa, ama arkadaşlar orada sanal da olsa bir emek var yani sonuçta. Teessüf ediyorum. Ya en azından düşünmüş kız. Evet. Biz onu bile yapmadık değil mi? Evet. De. Doğru. Adam haklı düşününce. Ben izninizle şuraya doğru utanmak istiyorum biraz. Nasıl utanıyorduk? Ya utanma, utanma. Ben ömrüm boyunca sizden öyle bir şey beklemedim arkadaşlar. Bundan sonra da beklemeye niyetim yok. Gerçekten. İyi fikir. Aklın yolu bir. Yani. Ben geç kaldım. Çok geç kaldım. Nereye? Okula. Ciao. Görüşürüz. Görüşürüz. Yaprak. Ali. Akşam sana bir sürprizim var. Aa. İşin yok değil mi? İşim varsa da iptal. Say. İnsan okuyacak bunları be. Daha küçük puntoyla yazsaydınız. Ne bu? Reklamcılığa giriş. Okuyabilirsem gireceğim efendim ama giremedim bir türlü. Nerede bu? Oh! Sırık. Senin ne işin var burada? Senin şu an 10.000 kilometre uzakta olman gerekmiyor mu? Vay. Demek ben yokken aramızdaki mesafenin kilometre hesabını yaptın. Vay, demek ukalalığını uluslararası arenada devam ettin ha. Ben de seni çok özlemişim Yaprak. Ay biliyor musun, benim hiç öyle şeylerim yok. Aldırdım, kurtuldum valla. Çok rahatım, tavsiye ediyorum. Sen niye döndün Amerika'dan? Ya, bütün yaz orada geçirince memleket hasretine dayanamadım. Memleket hasreti. Yine döndün dolaştın, benim yanıma geldin. Senin mi? Ya bu sendeki özgüven... Yaprak, aynı okula denk geldik işte. O kadar. Dünyanın en büyük metropollerinden birinde bunca okul varken geldin yine benim okulumu buldun. Müthiş. İnanmıyorsan al bak Yaprak. Ay inanmayacak bir şey yok. İnanıyorum. Tamam, yaparsın. Sana üniversite hayatında başarılar diliyorum. Ayrıca iş hayatında, kariyerinde de başarılar diliyorum. Ben çok geç kaldım. Sağ ol ya, sırf gelir gelmez attın golünü yine.
Yaprak! Her şey bıraktığım gibi. Hiç değişmemiş. Sen de değişmemişsin. Bence sen şu kafayı değiştir artık. Nasıl bir yavaşlıktır ya? Bak abi, evet ya. Messi'ye bak, amatör küme topçusu gibi be. Bak bak, gidemiyor. Lan böyle oyunu. Merhaba. Merhaba. Oğuz Ünal. Şu an burada yok. Tamam, imza alabilir miyim? O ne lan öyle? Bilmiyorum ki, o Oğuz'a gelmiş. Tut. Yükle. Gökhan! Ha. Desene oğlum! Bırak buraya, bırak. Tamam, gelme git. Kızıyor mu? Bir şey diyeceğim. Bu manyak kesin pizza fırını falan sipariş etmiştir ha. Ya yok oğlum ya, pizza fırını için çok uzun bu. Şişmek ayıp olmasın. Yok artık lan, o var. Yani çok pahalıdır herhalde öyle bir şey. Tatlış bir heyecan oldu sende ama. Buldum buldum. Kesin su yatağı var bunda. Hadi lan. Senin pis fantezindir o kesin. Hop gitsin! Gençler! Hep gençliği yanlış yerde arıyorsunuz. At gözlüğü. At gözlüğünü. At gözlüğünü, at gözlüğü. Nasıl yani? At gözlüğünü, at! Şimdi bakın. Söz konusu paket bir olaylar silsilesinin başlangıcı değil, sonucu olarak buraya gelmiştir. Hiç bu açıdan düşündünüz mü? Asıl soru şu. Bu pakette ne var? Yedi ölümcül günahı işleyen Oğuz'a ne gönderildi? Sizce bu pakette Oğuz'a ne gönderildi? İşte biz onu merak ediyoruz. Ne gönderildi? Karısının kesik... Kafası! Oh. Abi, Oğuz evli değil ki. Ben evli dedim mi? Karısı dedin abi. Şöyle tatlı bir şey var mı sizde? Açsak mı? Yaprak, şimdi bu defteri nereden aldın? Rengi çok güzel. Baktıkça içmişsin. Açtım, içine okudun mu? Ver defterimi. Açıp tam okumadım ama böyle biraz göz gezdirdim. Sonra başlığını gördüm. Başlığı görünce biraz heyecan yaptım. O yüzden böyle daha sakin bir yerde okumaya karar verdim. Sıfır ya. Sıfır. Özel hayata saygı hiç kalmamış. Ya oğlum sen niye böylesin ya? Gittin geldin Amerikalara, neden değişmedin? Yok mu senin sözlüğünde saygı, özel hayat? Benim sözlüğümde tek bir kelime var. Sıkılmak. Çok sıkılıyorum Yaprak. Peki, bunu neye bağlayacaksın? Şimdi benim aklımda iki fikir var. Birisi Yaprağın kara kutusunu okumak. Birisi de Yaprağın bana eğlenceli bir aktivite bulması. Hangisine gideyim? Ne istiyorsun? Dökül. Aslında biraz açım. Bir yemek olabilir. Ya da işte eğlenceli bir aktivite, bilmiyorum yani. Sen karar ver. İyi, karnım doyunca verecek misin defterimi? Tamam, o zaman bunu yemekte konuşalım. Belki olabilir, neden olmasın. İyi, düş peşim. Ben düşeyim peşine. Kardeşim, vallahi içinden her şey çıkabilir. Ama ben daima arkandayım. Bil istedim. Yavrularım. Çok özledim sizi. Oğlum sanki biri şu an havaya östrojen sıktı. Ya bak, yemin ediyorum çöp ev belgesellerinin birinde bir gün biz olacağız. Ondan korkuyorum işte. Oğlum bu domates mi lan? Bak bu manyak dünyanın sonunu getirecek bir silah falan yapmıştır. Domates. Öyle mi? Bakın. Bu Michelangelo. Bu yaramaz Leonardo. Şu görmüş olduğunuz Rafael. Bu görmüş olduğunuz vitaminsiz de Donatello Junior. Oğlum şunun ateşine bak ya. Junior mı?
Ya babası Donatello çok olgunlaşınca annemle koparıp yemiştik. Doğanın kanunu işte. Ne yapacaksın? O yavruların hepsi bir gün büyüyüp, olgunlaşıp yuvalarına, splinter ustalarına veda edip uçup gidecek. Oğlum bir an annemi özledim lan. Allah'ım ne olur Sağlık Bakanlığı olsun. Ya da... Oğlum. Kim o? Kavga etmeyin bakayım ya. Oğlum siz kardeşsiniz ya. Toprak kavgası nedir? Aferin sana. Buyurun. Al işte. Beterin beteri var. Buyur. Eşyaları kişileştirmenin anormalliği üzerine sana da uzun tespitlerde bulunabilirdim. Ama varlığının bu derin analizler algılama konusunda yeterli altyapıya sahip olduğuna dair şüphelerim var. İnsanlığın boşaltım araçlarından birine yüklediğim ne bu anlam... Ne diyorsun lan? Oğlum biri introyu atla butonuna bassın. Kompulsif biriktirme hastalığında ilk seviyede. Yani disposofobik. Oğlum adam ikinci haftada muayene atacak seviyeye gelmiş. Ben de hala soru bankası çözüyorum ya. İlk seviye derken bunun kaç level'ı var kanka? Aykım şu son 5 dakikada en az birkaç puan düştü. Belli ki temel tuvalet eğitim ve hijyen eğitim bilgileriniz zihinlerinizin karanlık odalarında kilitli kalmış. Yani? Suyunuz kesik mi diye sormaya gelmiştim. Vallahi doktor bey benim suyum geldi ama benim oğlum dayanamadı fıt diye çıkıverdi. Oğlum sen ne anlatıyorsun ya geldin? Ha gidiyor. Dur yolcu edeyim. Evet. Şaşırmış. Deli lan. Ya ben acıktım derken tam böyle bir şeyden bahsetmedim ama. Niye? Amerika'daki sosislere benzemiyor ondan mı? Ne alakası? Bunu beğenmezsen çok ayıp etmiş olursun ha. Müthiş bir köfte bu. Vay. Damak tadını hafife almışım. Sen niye döndün Amerika'dan? Anlat bakalım. Ya bütün yazı orada geçirince bana göre olmadın ama. Hem orada okumakla tatil yapmak aynı şey değilmiş. Ben senin yaptığını yapıp Amerika'dan dönsem ana kraliçe var en az 8 sene konuşur. Başıma kakar durur gerçekten. Ya eminim öyledir ama hani benim de mutlu olmadığım bir yerde olmamın bir anlamı yok. Bir de kimse bana zorla bir şey yaptıramaz biliyorsun. Bilmez olur muyum beyimiz? Hür general. Canı nasıl isterse öyle yapıyor. Hadi gel. Aha ne tatlış araba. Yani şimdi beni bir köfteyle kandırıp sıkıntımı geçirebileceğimi mi düşünüyorsun? Nasıl yani? Yedik içtik eğlendik işte ya. Ver daha defterini. Ya bu nasıl eğlence anlayışı? Ben en iyisi bu defteri okuyayım. Barış, eğlence mi istiyorsun? Evet. Gel. Yaprak ne yapıyorsun? Adam yakalasaydı fena yapardı bize. Messi. 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 Kademede Mustafa Yumlu. Mustafa Yumlu. Ah be, yapma bunu Yumlu. Rakiplerini bir bir geçiyor Messi. Şimdi içeri sokuldu. Messi, Messi alın Messi. Lan! Ya oyunu ya. Ya Sony Entertainment. Babam mısınız bakayım? Messi böyle Messi mi olur? Messi bak. Messi'nin böyle o Messi mi olur? Tamam oğlum şş, ne oluyor ey? oyun takıldı yine. Ama Gökhan'ı bilmiyorum. Onun Messi ile davalık bir durumu olabilir. Aga değiştirelim şunu bak. Ben gerçekten dayanamıyorum ya. Tamam oğlum tamam. Uzatmayalım tamam. Eskisini satalım. Yenisini alalım. Olay da kapansın. Oh be. Aklı selim bir insan sonunda ya. Bir şey söyleyeyim mi? Bunlar şu an indirimde galiba. Ama bugün son gün olabilir. Hadi be. Zaten biz de şans olsa kadı kızı olarak doğardık ya. Brocum o laf öyle değil ya. Nasıl? Adam resmen deyimlerimi mixledi. Ya tamam kardeşim ben ilanı koyup satarım bunu. Hem zaten bizde kira parası yok mu? Siz alın yenisini, eskiyi satınca da parasını yerine koyarız.
Ben hayatımda bundan mantıklı çok az şey duydum. Hele de senden. 40 yılda bir gibisin kardeşim. Tamam oğlum, olay basit o zaman. Gökhan git sen yenisini al. Sinan git sen de eskisini sat. Tamam? Mükemmel bir plan. Siz bunları yaparken ben de bu şekilde sizi bekliyor olacağım. Bir dakika ya, ben niye gidiyorum affedersin? Ne gerek var? Açarım hepsi burada, dan alırım. Benim yaprak ayvazdan ne farkım var acaba? Ha? Bak, hop sepete. Akşama teslimat seçiyorum. İtirazı olan yok. Çünkü neden olsun? İyi gidi. Bayağı iyi plan. Tebrik ediyorum kadı kızı Çak. Eğlence anlayışlarımız çok benziyormuş gerçekten. Ya kazanma ihtimali yok biliyorsun değil mi? Kesin ben kazanacağım. Öyle mi diyorsun? Görürsün sen. Beyefendi, ürünlere zarar veriyorsunuz. Ayrıca kabinlere kullanmanız lazım. Beyefendi, biz kilolarıyla mücadele eden bir arkadaşımız için hediye bakıyoruz da. Tabii Yetkin Bey, böyle müşterileriniz için ayrımcı bir politika uyguluyorsanız biz de bilelim. Hayır efendim, tabii ki hayır. Buyurun, buyurun, buyurun. Teşekkür ederiz. Eğer bir sorun olursa da hepsini satın alabiliriz. Sorun yok. Yetkin ikinci, lütfen kasaya. Evet. Yaprak, ne yapıyorsun? Çıkartamıyorum ben bunu. Harika görünüyorsun. Sen benimle eğlenmeden duramıyorsun değil mi? Çok sıkıldın Amerika'da, o yüzden döndün, kabul et. Yok. Aslında orada da eğleniyordum. Yani pek inandırıcı gelmedi bana. Yani sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama gerçek bu. Hem de bir sevgilim olmasına rağmen döndüm. Sevgilim mi var? Evet, niye olmasın? Kim? Adı ne? Adı... Casey. Casey. Evet, Casey. İyi, ben kazandım. Sayalım önce. Bir. Bugün okulda kimi gördüm inanamazsınız. Kim? Müstakbel karım. Müge Anlı. Ne? Anlatayım mı? Hayır. Barış. Ya aynı okuldaymışız. Bir dakika ya. O Amerika'da değil miydi? Hı. Ya, Amerika'daydı. Şimdi de burada. Müsaade eder misin? Ne oldu Ozan Soy? Sınır dışı mı ettiler seni? Ben de seni çok özlemişim Ali'cim. Yoksa kaktüslerin ortasında mı kaldın? Abi ya, sen neredeydin ki oğlum? Michigan State. Cicik. Kate. 10 Haziran 1992. Hayallerimin kadını Kate, Michigan'da dünyaya gelir. Lan oğlum, o Michigan State dünyanın en iyi 100 üniversitesinden biriymiş lan. Oğlum adam 2 üniversite kazandı. Ben daha hala bebelerle dershaneye gidiyorum ya. Bana bak. Ne olur dondurdum devam. İptal ettim deme. Bak yemin ederim sarışın olurum, senin yerine üniversite okurum. İptal ettim. Ya beynini barış ya. Ya beynini barış ya. Yapacağın iş en iyi 100 üniversiteden diyorum ya. Ne işin var Türkiye'de? Burada iş mi yapıyorsun? Ne geldin buraya oturuyorsun ya? Ya sen harbi bir adamsın ya. Güzel insanlar, sevgili ailem. Ne diyor lan bu?
Sinan, hallettin mi o işi? Tabii canım. Verdim PlayStation'ı. Kaça verdin? Şimdi biz dayıyla buluştuk, tamam. Ben tabii hemen parayı istedim böyle. Bir baktım bu elini beline götürüyor. Ben hemen tuttum bunun elini, geri ittim. Hop dedim dayı, bak bize bunlar işlemez. Hadi ya, dayı sarışın mıydı kardeşim? Ya kardeşim bak, böyle bir şey olamaz. Kızı görsem var ya, bir içim su, su. Hani değil PlayStation'ı, iki böbreğini birden verirsin. O kadar güzel. Zaten haftaya yine buluşuruz. Ya bende bir eski modeli var da, bununla ilgili bilmem gereken bir özellik var mı? Sen bak ne yapıyoruz biliyor musun? Sen bunu alıp eve gidiyorsun. Sonra ben haftaya gelip yeni özellikleri tanıtıyorum. Nasıl? Anlaştık. Lazım. Şimdi sen haftaya kızla görüşüyorsun ya. Tabii canım. Ya zaten kız var ya, direkt benim evim senin evin modunda. Hani o kafada, anladın mı? Ama hani öyle direkt eve çağırmıyor laps diye. İyi aile kızı neticede Gökhan, anlarsın sen. Ne haber Barış? Sen verdin yani PlayStation'ı. He, verdim. Kolunu falan da verdin. He, iki kol birden verdim. Tamamını verdin yani. Tamamını verdim. Senin ben tamamına koyayım. Kardeşim, keşke böbreklerinin birini bıraksaydın bu ayki kira için. Aa, yok ben kıyamam kuzularıma. Ben size yurt odam dışı 4 tane yer yatağı yaparım boy boy. Şirinler gibi. Al işte bak, görüyor musun? Kız senin yüzünden Hafize anaya bağladı. Bari kızın arkadaşı bir şey olsa. Ben Sinan Yorulmaz. Yakışır mı bana ha? Bunca günahsızı karda kışta sokakta bırakmak. Benim adım Sinan'sa ben de gider o parayı getiririm. Aa. Görüşürüz. Yaşar Usta. Oğlum nerede kaldı bu adam? Kim? Sinan. Bence kesin kızla 2 el maç atmışlardır. Bence kaybolmuş olabilir. Hiç alışamadı buralara. Bir de Sinan'da yön duygusu hiç yok. Onunla normal duygu da yok ki Allah aşkına. Damlar birazdan, merak etmeyin. Ha. Oh, geldi genetiği değiştirilmiş Kazanova. Gel, gel geç içeri gel. Al işte bak, tahminlerim doğru çıktı. Kızla 2 el maç atmışlar. Tam bir Kazanova şu an. Gel. Oğlum. Oğlum, arkadaşı var mı? Oğlum Allah'ını seven bir su versin lan. Dur vereyim. Bir su. Ne olur bana pantolonunu kendi iradenle çıkarttığını söyle. Sonra da kendi iradenle giymekten vazgeçtiğini. Ay bir durun da bir anlatsın çocuk ya güzelce. Anlatsan. Çocuklar bakın, beni tanıyorsunuz. Ben çok kibar bir insanım. Çok kibarca istedim kızdan parayı. Vallahi billahi çok kibarca istedim. Ne oldu oğlum? Vermediler. Vermediler mi? Kaç kişi oğlum bunlar? Şebekeymiş Ali bunlar, şebekeymiş. Babasıyla geldiler. Ben ısrar ettikçe onlar daha fazla şey aldılar benden. Önce pantolonumu, sonra ayakkabılarımı aldılar. Ceketin duruyor. Onu da istedi. Ama üstüne olmayınca sağ olsun bıraktı.
Bir de genç adamsın dedi, çocuğun olmaz dedi, ayakkabılarını verdi. İyi insan demek ki. Ulan Sinan. Sana güvenen de kabahat la zaten. Bağırma oğlum bana, bağırma bana. Sen ağladın, ağlamasaydın. Kim ağladı? Kim ağladı lan? Suarez'in şutu 5 dakikada gidiyor diye ağlayan sen değil miydin? Suarez'in şutu 5 dakikada gidiyor. Ben böyle oyun oynayamam. Ben böyle oyun oynayamam. Ağlayıp durdun ha! Bağırma bana diyorum sana. Oğlum bahçeyi almam ben bir kere, yalancı. Ben bahçeyi almıyorum hiç. Ay yeter tamam ha. Kavganın sırası mı ya? Oy. Kira parası da uçtu gitti. Nasıl açıklayacağız durumu Erci'ye? Oğuz. Bırak. Su. Var aklında bir plan. Hah. Dua et planı var lan! Ya iyi düşünelim, iyi olsun kardeşim. Adam niye sıkıntı yaratsın ki bize? Ya zaten şu tatları görünce istesek tapusunu bile elinden alırız. Ay, alt tarafı kirayı birazcık geciktireceksiniz. Yani niye bu kadar abarttınız ben anlamıyorum. Ya öyle deme Yaprak Başkan ya. Ev sahibi dediğim varlık sıfır RH negatif, kana susamış vampir gibidir. Şş, oğlum bizimki de tatlıya susamış işte ya. Onu da parsel parsel serdik zaten. Erci şeker gibi adam ya. Hatırlasanız da ev ararken karşılaştığımız ev sahiplerini. Hacı amcacığım. Bizler sizin evinize gözümüzün nuru gibi bakacağımızı temin ederiz. Eviniz yurdunuz efendim. Benim dedem 4 kez hacca gitti. Gitti geldi. Niye kanka? İlk üçünde hacı olamadım. Hacı, muzip bir delikanlı. Çok şaka. Evinizi bence verirsiniz değil mi? Siz 4 kişi mi kalacaksınız burada? Ya şimdilik öyle görünüyor. Ya evet 4 kişi kalacağız efendim. O zaman fiyatı 4 kat arttırmam lazım. Teşebbüs fiyatı da yukarı arttırmam lazım. Valla sayenizde Karl Marx şu an mezarında ravaşataya kalktı. Yürüyün beyler ya. Kolay gelsin. Ercüment Bey, biz bu evi tutmak istiyoruz. Emin olun canı gönülden istiyoruz. Bakın, arkadaşın dedesi 4 kez hacca gitti. Gitti geldi. Gitmiş gelmiş. Yani kirayı da 4'le çarpmak isterseniz gayet anlarız. Şartlarınızı dinlemeye de hazırız. Ne olur bu evi bize verin. Tatlı seviyor musunuz? Anlamadım. Tatlı yemeği seviyor musunuz? Severiz tabii yani, ya. Severiz canım. Çok seviyorum. Nedir ya? Tatlı nedir? Her gün götürüyorum. O zaman ev sizin. Nasıl? Tamam. Harbicim ya. Oğlum bayağı evsiz bu. Ne iyi adam ya. Adam tek seferde verdi bize evini. Aha. Geldi kahramanımız. Hadi hadi. Çayı doldur. Şekerli bir tamam. Ercüment abi, biliyorsunuz ki biz iyi ailelerde yetiştik. Helal süt emmiş çocuklarız. Mutlaka emmişsinizdir. Sana da bu zamana kadar hiçbir yanlışımız olmadı tabii. Olmaz tabii, zaten hepsi şahane insanlar. Çok yakın arkadaşlarım. Bu kim ya? Yaprak ben. Yaprak işte. Evet, siz emmek diyordunuz. Evet. Oğlum, adamın kafasını daha fazla karıştırmayalım da konuya girelim. Evet. Abi. Ercüment abi, biz bu ay kirayı veremeyeceğiz. Yuh! Kontrolsüz sığır ya. Kontrollü sığır da mı var? Oğlum durun, durun bir dakika. Ya konumuz bu mu şimdi? Sakın ha. Sakın. Sakın bana gelip de böyle bir şey bir daha söylemeyin. Siz de utanmanız mı yok sizin ya? Ha?
Siz bu apartmanı dikmek ne zor biliyor musunuz? Bir apartman doğrultmak ne kadar zor bir şey. Benim rahmetli karım bu apartmanı doğrultmak için köpek gibi çalıştı be! Köpek! Başın sağ olsun abi. Neden ölmüştü yenge? Sağ ol Gökhan'cığım. Şöyle yaşlılıktan öldü, şeker verdi de. Ece abi, abim. Bak biz seni anlıyoruz. Ama sen de bizi anla. Bak çok iyi insanlarız biz gerçekten. Ben kefilim. Ben kefilim çocuklara. Bu kim ya? Olmaz ya. Olmaz. 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 Böyle bir şey olmaz. Ben geceleri rüyamda karıma hesap kitap veriyorum. Haberiniz var mı sizin? Gelecek kadın bana soracak hesap kitabı. Ne kadar ağırlanmaz bir şey mi bu davranış bu? Hiç buna girmeyelim şimdi bak konuşma ha. Ne kadar terbiyesizce bir şey bu. Hayır efendim, hayır. Hayır. Hayır ben bununla yokum. Ben bu işle yokum arkadaş. Kusura bakmayın. Hiç değilse ölüye saygınız olsun be. Ağırlanmazlar sizi.